Ve makro iktisadın temellerinden hissettiğimiz zaman milli gelir ile başlarız. Milli gelir ile başlattığımız makro iktisadı işsizlikle, enflasyonla ve buna benzer büyük makro verilerle ve bunların temel belirleyicilerini masaya yatırarak ele almaya çalışırız, analiz etmeye çalışırız. Önce büyük kavramlardan başlamamız lazım. Milli gelir kavramlar işte bu büyük kavramlarla ilgili bize bir ipucu verir. Bundan önce şundan söz etmeliyiz. Makroekonomi hangi bağlamda, hangi dönemde, hangi olaylar üzerine geniş bir iktisadın alt disiplini olarak önemli hale gelmeye başladı. Bunun için 1930'ların ortamına dönmemiz lazım. 1930'larda büyük bir durgunluk meydana geldi Batı Avrupa ekonomilerinde ve ABD'de. Bu durgunluk dünya çapında yaygınlaştı ve klasik iktisatçıların veya klasik liberalizmin kendiliğinden dengenin ortaya çıkacağına ilişkin varsayımları geçerliliğini yitirdi. Ve denge sorunu talep yetersizliği diye bir olgu ile bizi karşı karşıya bıraktı. Talep yetersizliği eksik istihdamda çalışan bir ekonomiyi, yani klasiklerin temel varsayımı tam istihdam koşullarında her halükarda dengenin kendiliğinden sağlanacağına ilişkin iken Keynezyen iktisatçılar veya daha sonra Keynezyenler adını vereceğimiz iktisatçılar eksik istihdam dengesinin de olası hallerden birisi olduğunu hatırlattım. Peki eksik istihdamdan tam istihdama nasıl geçilecek sorusunun cevabını Keynes vermeye çalıştı ve makroekonomi burada daha belirgin bir şey disiplin olarak ortaya çıktı. Şimdi tam rekabet koşullarının geçerli olmayabileceği ile ekonominin tam istihdamda olamayabileceği ile ücret, faizler ve fiyatların esnek olduğunu, aşağı ve yukarı esnek olduğunu, bu dengeyi sağlayan şeyin bu olduğuna dair düşünceler ile ve meşhur mahreçler yasası veya sayı yasası dediğimiz her arzın kendi talebini yaratacağı düşüncesi klasik iktisadın varsayım bunun geçerli olmayabileceği, hatta Keynesyen bakış açısı içerisinde her talep kendi arzını yaratır şeklinde tersinden yorumlanmıştır. Devlet müdahale etmesin, devlet karışmasın, harcamalarını genişletmesin düşüncesi vardır klasik iktisatta. Keynesyenler bunu tam tersini savunurlar. Ne derler? Devlet müdahalesi olma, özellikle maliye politikalarının bu konuda tam istihdama giderken belirleyici olacağından, gelirden bağımsız otonom harcamaların milli geliri daha fazla büyüteceğine dair bir iddia ortaya attılar. İşte çarpan mekanizması dediğimiz meşhur, çok üzerinde duracağız bundan sonra, çarpan hızlandıran gibi veya çoğaltan adını verdiğimiz mekanizma, bunun aracılığıyla milli gelir daha fazla artar şeklinde öngörüleri vardı. Emeği klasikler biliyorsunuz temel üretim faktörü sayarlardı. Tasarrufun, faizin artan bir fonksiyon olduğunu, yatırımın faizin azalan bir fonksiyon olduğunu iddia ediyordu klasik iktisatçılar. İşsizlik olsa da bu işsizlik piyasada gönüllü işsizliktir. Yani insanlar iş değiştirirken ortaya çıkan işsizliktir. Gayri iradi işsizlik söz konusu değildir diyordu klasik iktisatçılar. Oysa Keynes'te talep yetersizliği kaynaklı bir işsizlikten söz ediliyor. işsizliğin de kendiliğinden ortadan kalkacağını ifade ediyor klasik iktisatçılar. Bu ücret ve fiyatların esnekliği nedeniyle, yani emek talebi fazlaysa firmalardan gelen emek talebi, ücretler artar. Emek arzı fazlaysa ücretler düşer şeklinde bir yaklaşım
ifade ediyordu. Para ile düşünce ile ilgili düşüncelerde farklılaşma oldu. Ve para politikasının etkin olduğunu, maliye politikasının etkin olmadığını ifade ediyor klasik iktisatçılar. Oysa Keynes de bunun tam tersi. Maliye politikasının daha etkin olduğu ön plana çıkmaya başlıyor. Sadece işlem amacıyla işleri yapmak için para talebinin önemli olduğunu ifade eden bunun altını çizen klasiklere mukabil Keynes örneğin işleme ihtiyat, spekülasyon gibi para talebi gerekçelerini de ilave ediyor. Tarafsız maliyecilik denk bütçenin yerine açık bütçe olabileceğini yine klasik Keynes'in ayrımı varsayım bağlamında ele alabiliyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak önce milli gelir kavramlarından bahsedelim. Macron'un temel işlevlerinin ilk dersimizden itibaren mikro makro ayrımını yaparken hatırlarsanız büyümeden bahsedildiğini, makro dediğimiz şey yani bir önceki yıla göre ne kadarlık bir büyüme ortaya çıktı. Bu sorunun cevabını verirken makro bir alanla ilgilenmiş oluyoruz demektir. Türkiye ekonomisinde örneğin 2020 yılında büyüme rakamları %1.7-1.8 civarında artış yönünde cereyan etti. Son dönemlerde yaşanan en düşük oranlı büyümeydi. Bunları çeyrek çeyrek ele alırken yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim, Kasım, Aralık şeklinde 4 çeyrek şeklinde 3'er aylık periyotlarla masaya yatırabiliyoruz. Şimdi burada dönemlerde pandeminin yoğunlaştığı, yaygınlaştığı dönemi hatırlayın. Bu dönemde Türkiye'de negatif büyüme görüldü bir dönemde. Hangi dönem olacak? Ocak, Şubat, Mart'ta yine normaldi ama Nisan, Mayıs, Haziran'da hızlandı ve negatif büyümeye doğru bir anda tüketim azaldı, harcamalar azaldı, yatırımlar azaldı. Herkes evlerine çekilmeye başladı. Harcamaların azalmasının geliri azaltıcı bir etki oluşturduğunu söyleyebiliriz. İlk derste hatırlayın harcama gelir ilişkisi vardı. Bir döngüsel akımdan bahsetmiştim size. İşte bu döngüsel akım meselesi oldukça etkilidir bu konuların açıklanmasında. Yani birinin harcaması diğeri için bir gelir oluşturur. Birinin geliri başka birinin harcama yaptığını gösterir. Dolayısıyla bunların harcama ve gelir eşitliğinin sağlanmış olduğu noktalarda denge söz konusudur deriz. O yüzden milli geliri hem harcamalar açısından hem de gelir açısından hangi açıdan ele alırsak olalım ayrı kapıya çıkarız. Aynı milli gelir büyüklüğüne ulaşırız. Türkiye'nin son çeyrekte ya da 2020 yılının belli dönemlerinde negatif büyüme göstermesinin arkasında yatan neden özellikle ikinci yarıyılda 2020'nin ikinci yarıyılında üçüncü yarıyılda ve dördüncü yarıyılda toparlanmayla bu büyüme hızlarında değişimin 1.8'in ortaya çıktığını anlıyoruz. Şimdi o zaman ana kavram burada büyüme. Bakın bütün ekonominin bir önceki yıla göre ne kadar fazla ya da ne kadar az mal ya da hizmet üretme kapasitesine sahip olduğunu ölçer. İşsizlik bütün bir ekonomide çalışma çağındaki nüfus içerisinde çalışmak isteyenlerin iş bulamayanlarının tamamına dair bir oran içerir. Bütçe dengesi bütün bir ekonomi içerisinde kamunun ya da devlet kesiminin, kamu kesiminin yaptığı bütün harcamalar ile elde etmiş olduğu, sağlamış olduğu bütün gelirler arasındaki farkı veya dengeyi ifade eder. Faiz oranları bir toplumdaki bütün ödünç verilebilir fon arz edenler ile ödünç fon talep edenler arasındaki dengeyi gösterir. Ve bu oranın yükselmesi ödünç fon talep edenlerin arz edenlerden daha fazla olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla bu pek çok açılardan bütün makro değişkenlerin bir araya geldiği, kesiştiği noktalardır. Zaten istihdamla işsizliği
İşsizlik, iş bulamayanlar ise istihdam, çalışanlar anlamına gelir. Enflasyon meselesi de paranın iç değerinde meydana gelen değişim veya satın alma gücünde meydana gelen değişim. Son olarak ödemeler dengesi, dış ilişkiler, ihracat ithalat ilişkileri ve gelir dağılımı, gelirin hangi ölçüde adaletli bir şekilde toplum kesimleri tarafından paylaşılıyor veya hangi ölçüde adaletli bir şekilde gelir topluma dağılmış durumda, bütün bunlar üzerinde durur. Burada 3 tane anahtar kavram var. Bir tanesi faiz oranı, ikincisi enflasyon, bir de burada üçüncü bir anahtar kavram. Bunlar temel değişkenlerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi döviz kuru. Dışa açık ekonomilerde döviz kurunu dikkate almadan herhangi bir büyümeye ilişkin bir şeyler söylememiz mümkün değil. Üçüncüsü de bu. Şimdi o zaman daha sonra da bunu tekrar edeceğim kuşkusuz ama enflasyon oranından faiz oranına, buradan da döviz kuruna doğru, DK diyelim buraya da, döviz kuruna doğru karşılıklı birbirini belirleyen, birbirini etkileyen bir içerik vardır. İşte biz buna bundan sonraki derslerde de bahsedeceğiz. Şeytan üçgeni diyeceğiz. Bir şeytan üçgeni döngüsü diyebiliriz biz buna. Enflasyon artmaya başlarsa bir ülkede anlarız ki faiz oranlarında yükseliş trendi meydana gelecek. Nominal faizler ve reel faizler. Paranın iç değerinde değişimi gösteren enflasyon oranının artması iç değerinin düştüğü anlamına gelir. İç değeri düşen bir paranın dış değeri de düşecektir. Dolayısıyla döviz kuru yükselmeye başlayacaktır. Yani bizim enflasyon oranımızın %19'lar 20'ler civarında seyrettiği son yıl içerisindeki, hatta bazen 30'lara kadar kurdaki değişmeye bağlı olarak yükseldiği dönemlerde hemen ardından hiç sekmeden döviz kurunun da değerinde artış meydana geldiğini görürüz. Faizlerin şu anda %17'ler 18'ler civarında olmasının sebebi 13-14 civarındaki enflasyon oranımızla alakalı olmayan bir tabloyu göstermez. Dövizin sürekli baskı altında olması da hakeza aynı durumu gösterir. O zaman enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru, bunu unutmayalım. Bu üçlü arasındaki ilişki. Burada bazı temel kavramlardan söz edelim. Nedir bu temel kavramlar? En temel kavram gayri safi yurt içi hasıla. Yurt içi hasıla. Yani nedir bunun anlamı? Hasıla gelir demek, değil mi? Üretim demek. Neden gayri safi? Demek ki bunun içerisinde bir kısım fazlalıklar var. Bunların atılması lazım. Nelerin fazlalık olduğunu birazdan göreceğiz. Safi olmayan demek gayri safi. Yani gross dediğimiz şey. Gross'un anlamını biliyorsunuz. Toptan demek. Günlük dilde safi olmayan demek. Peki bunun karşı safisi nedir? Ya da arındırılmış halleri safidir veya nettir. Net diyebiliriz mesela. Net olmayan gayri safi, net hasıla ya da safi hasıla diyebiliriz bunu. Buradan bazı rakamları çıkardım. O zaman gayri safi yurt içi hasıla en büyük değişkeni, en geniş kavramlı milli gelir rakamını ifade ediyor. Peki neyi ifade ediyor bu? Şunu ölçüyor. Bir ülke içerisinde bütün yerleşikler, yurt içi dediğimize göre burada yerleşiklerden bahsediyoruz. Yurt içi. Yani yurt içinde kim varsa tamamının yerleşik olmak kaydıyla yerli yabancı fark etmiyor. Yani Almanlar burada Mercedes fabrikası kurmuşlarsa bunların fabrikasının faaliyetleri de burada dahil. Hollandalıların bir yerde bir tarım işletmesi varsa işlettiği, bu da dahil. Yerleşik olsun, firma olsun, yabancı firma, yerli firma arasında ayrım yapmadan tamamının bütün yerleşiklerin ve bunların yere gerek oluş üretim faktörlerinin belli bir dönemde ve genellikle bu bir yıldır ürettiği bütün mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir. Nasıl olacak bu mal ve hizmetler? Nihai mal olacak. Yani ara mal olursa,
ham madde olursa, nihai mal olursa, üçünü ayrı ayrı piyasa fiyatını çarparsak, hesaplarsak, tahmin edeceğiniz gibi kabarık bir milli gelir rakamı çıkar ortaya. Bu olmaz. Ayrı ayrı ele alabiliriz. Hani katma değerle itibariyle ele alabiliriz. O nihai ürünün fiyatına eşit, nihai ürünün değerine eşit bir rakam verir. Ama diğer türlü hepsini birlikte dikkate alamayız. Piyasa değeri. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2020 için nedir diye sorarsak, bunu TL cinsinden hesaplarız. Bunu dolara bölersek de dolar cinsinden hesaplayabiliriz. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası, yani bir yıl içerisinde bütün yerleşiklerin, Türkiye'de yerleşik olan insanların tamamının elde etmiş olduğu gayri safi yurt içi hasıla miktarı nedir? Bunu hesap ederken 2020 yılında mesela %16 civarında gayri safi yurt içi hasılanın artış göstererek 5 trilyon 47 milyar TL'ye yaklaşık 5 trilyon diyelim düz 5 trilyon liraya tekabül, TL cinsinden tekabül ettiğini gördük. Bunu dönem ortasına böldüğümüz zaman, dönem ortası dolar kuruna döndüğümüz zaman 2020 yılında Türkiye'nin dolar cinsinden elde ettiği hasıla otomatik olarak düşecektir. Yani 1.8'lik büyüme, reel büyümeyi gösterir. Bir önceki yıla göre reel büyüme gösterir. Dolayısıyla Türkiye'nin 700 milyar dolar üzerinde, yani 7 civarında hesaplasak, 700 milyar dolar civarında bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 5 trilyon TL 700 milyar, 700 küsür, 730, 740, 750, neyse bu civarda mı? Mesela 2019'da 750 milyar dolarmış, 730'a düşmüş 2020 yılında milyar dolar cinsinden. Ama %2'ye yakın büyümüşüz. Bunun anlamı nedir? Demek ki dolar 2019'a göre 2020'de daha çok artış göstermiş. Bu uluslararası ölçüyü gösteriyor. Türkiye'nin elde etmiş olduğu dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasıla uluslararası piyasalardaki uluslararası büyüklüğünü gösteriyor. Cari dönemde üretilmesi gerekiyor. Gayri safi yurt içi hasılanın içerisinde bir ürünün yer alması için. Yani 2020'nin ürünü olması gerekiyor. Başka nihai mal olmalı. Piyasa fiyatıyla değerlendirilmeli. Ve o ülke sınırları içerisinde. Yurt içi dediğimiz şey, domestik dediğimiz şey biliyorsunuz yurt içi demek olmalı. Burayı hesaplarken çift kayıtın neden sorun olduğunu şöyle basit bir örnekle gösterebilirim. Şöyle ki mesela buğdayın fiyatı 1 lira. Un haline geldiği zaman kilogram fiyatı 1,5 lira olsun. Ekmek olduğu zaman da ekmeğin kilosun 2,5 lira olduğunu varsayalım. Bunların toplamı ne olacaktır? 5 lira edecektir. Fakat 5 lira hem ham madde hem ara mal, şu ham madde hem ara mal hem de nihai ürün kavramı tek tek hesapladığımız zaman bulacağımız rakamdır. Şimdi burada bir ekmeğin rafa girdiği zaman satış fiyatının 2,5 lira olduğunu varsayarsak nihai fiyatı üretim sürecinde, ekmek üretimi sürecinde elde edilen katma değerle, katma değer toplanarak bulunuyor. Mesela 1 lira başlangıç koşullar aynı. Un olduğu zaman 1,5 liraya çıkmış. Yani 50 lira, 50 kuruşluk bir katma değer kazanmış. 1,5'tan 2,5'a çıktığı zaman da undan ekmeğe dönüşürken 1 lira. Bu da 1 liralık bir artış. Katma değerlerini toplayınca ne oldu? 2,5 oldu. Dolayısıyla malın nihai fiyatı ile katma değer, yaratılan katma değerlerin toplamı aynı rakamı veriyor.
Yani 5 lirayı değil, neyi dikkate alacağız? Gayri safi yurt kârı hesaplamasında kullanmak için 2,5 lirayı dikkate alacağız. Ve bize bu çift hesaplamadan kurtaracak. Gayri safi anladık. Yurt dışı hasılayı anladık. Peki milli hasıla nedir? Bir de milli. Gross national product. Milli hasıla. Milli hasıla arkadaşlar farklıdır. Niye farklıdır? Yurt içi hasılada yerli ve yabancıların tamamının içeride yürütmüş olduğu faaliyetlerden dolayı, yani bir ülkenin içerisinde, ülke sınırları içinde üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin piyasa değerini, nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerini hesaplıyoruz, topluyoruz o yıl içerisinde. Ama milliye geldiğimiz zaman bu sefer faktör gelirleri diye bir şeyden söz etmek durumundayız. Faktör, bir ülkenin üretim faktörlerini elde ettiği gelirler. Bunları düşmemiz gerekiyor veya artırmamız gerekiyor. Ne zaman artıracağız veya ne kadar artıracağız, ne kadar azaltacağız? Bu bizim çalışkanlığımıza, bizim ülkemizin insanlarının çalışkanlığına veya yabancı ülkelerin, yabancıların sizin ülkenizde faaliyette bulunan yabancıların çalışkanlığına, karlılığına göre, elde ettiği gelirlere göre değişen bir durum. Yani duruma göre milli hasıla, yurt içi hasıladan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Dolayısıyla milli hasıla belli bir dönemde üretim faktörlerinin içeride elde ettiği gelirler ile yurt dışından elde edilen gelirlerin, transfer edilen gelirlerin toplamıdır. Yani diyelim ki Bakü'de bir Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank falan var. Burada faaliyette bulunuyor. Faaliyet geliri elde ediyor. Ve bu geliri Türkiye'ye transfer ediyor. Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışında elde ettiği gelirler. Ya da bir inşaat şirketinin Libya'da yaptığı inşaat sonucunda elde ettiği gelirleri Türkiye'ye transfer etmesi. Diğer yandan da varsayalım Çinli bir firma Türkiye'de inşaat işi yapıyor. Çinli firma da Türkiye'de elde ettiği geliri Çin'e transfer ediyor. Tabii böyle bir tablo içinde gelen ve giden arasındaki net farka bakmamız gerekiyor. Yani bizim üretip bizim insanlarımız, yurttaşlarımız, dışarıda çalışanlar dışarıda elde ettikleri gelirleri Türkiye'ye gönderecek. Dışarılı olup ya da yabancı olup Türkiye'de yerleşik olarak çalışanlar da kendi elde ettikleri gelirleri, faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri gelirleri kendi ülkelerine gönderecek. Böyle bir tabloda ortaya çıkan gelen ve giden arasındaki fark net faktör gelirlerini gösterir. O zaman gayri safi milli hasıla, gayri safi yurt içi hasılaya net faktör gelirlerini ekleyerek buluruz. Eğer bu eksi ise demek ki vatandaşlarımız, bizim vatandaşlarımız tembeldir. Rakam eksi çıkarsa, artı çıkarsa da bizim vatandaşlarımız yabancı ülke vatandaşlarına göre daha çalışkandır. Yurt dışında aslanlar gibi çalışmışlar, gelir elde etmişler. Yani işçi olarak çalışanların göndereceği gelir de buna dahil. Girişimcilerin faaliyet sonucunda elde edeceği ve göndereceği gelir de dahil. New York borsasında varsayalım iPhone hisselerini almışız, satmışız, bayağı bir kar etmişiz. Onu Türkiye'ye transfer etmişiz. Bu da yani bütün o rant gelirleri, hisse senedi gelirleri Türkiye'ye transfer ettiğimiz üretim faktörlerinin yaptığı faaliyetlerden elde edilen gelirler diyebiliriz bunlar. Bütün bunlar Türkiye'nin ödemeler bilançosunda gayri safi milli pardon gayri safi milli hasılası içerisinde ne olacak? Gösterilmiş olacak. Buna ne diyoruz? Dış alem net faktör gelirleri. Net faktör gelirleri. O herhalde anlaşılmıştır. Mesela geçmiş döneme ilişkin Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının sürekli gayri safi yurt içi hasılasından küçük olduğunu gösteren delil bunlardır. Ve genellikle böyledir. Niye? Çünkü Türkiye'de çok büyük miktarda yabancı yatırımcı vardır. Bu yabancı yatırımcılar burada elde ettikleri gelirleri dışarıya transfer ederler. Ve bu transferler bizim dışarıdaki yatırımcılarımız, işçilerimiz neyse dışa açık olmadığımız dönemlerde milli hasılamız daha fazlaydı. Çünkü işçiler vardı Avrupa'da çalışan işçiler. Bu işçiler çok büyük döviz transfer ediyorlardı.
İçeride de büyük bir yatırımcı, yabancı yatırımcı yoktu. Dolayısıyla milli hasılamız büyüktü. Ama 2000'lerden sonra özellikle Türkiye büyük bir yatırım akımı başladığı zaman burada sürekli ve genellikle milli hasılamızın yurt içi hasıladan küçük olduğu görüldü. İşte 428-30 aradaki fark nereye gidiyor? Dış hale net faktör gelirler negatif olduğu sonucuna götürüyor bizi. İşte 86-87 yurt içi hasıla daha fazla. 76-75 gibi aradaki farkı çıkarabilirsiniz rahatlıkla. Burada 3 tane yöntem kullanacağız. Hesaplama yöntemi. Yurt içi hasılayı bulabilmek için en büyük rakam olan. Bir tanesi harcamalar yöntemi. Toplam harcamaları ölçe. Bunu artık ezberleyeceğiz. Adımız soyadımız gibi ezberleyeceğiz. Bu harcamalar, şimdi balkona güvercinler kondu. Kuşların çıkardığı bir sesten mülhem bir ifade olacak. Cik, nix olacak. Cik dediğimiz şey C artı I artı G artı N, N, X dediğimiz, buna gayri safi yurt içi hasıla diyeceğiz. Yurt içi hasıla diyeceğiz. Cik, nix. Harcamalar bunlar. Şimdi toplam harcamalarda buradan tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, hükümet harcamaları ve dış alem harcamaları diyerek toplamış olacağız. Gelire gelince, bakın her harcama başkasının geliriydi. Burada yapılan harcamalar neyin gelirini oluşturur? Buradaki insanların gelirini oluşturur, değil mi? Gelir deyince de ücret gelirleri, faiz gelirleri, rant gelirleri, yani ücretleri biliyorsunuz wage ile gösterdik. Ücret, faiz diyelim buna hadi. Faiz, kar gelirleri, yani profit, pay ile gösterelim. Ve rant gelirleri, bunu da hadi R ile gösterelim. Bunların toplamı da arkadaşlar elde üretim faktörlerinin bir yıl içerisinde elde ettiği gelirlerin toplamı. Katma değer dediğimiz zaman ise, üretim yönteminde ise, üretim gerçekleştiren sektörlerin yapmış olduğu bütün faaliyetler esas alınacaktır. Sektörlerin faaliyetlerinden kastımız nedir? Bütün sektörlerin faaliyetlerinden kastımız tarım, sanayi, hizmetler dediğimiz 3 ana sektör. Tarım, en geleneksel sektör, bunların alt sektörleri, sanayi, ikinci sektör, yani son 200 yıldır daha önemli hale gelen sanayi ve en son özellikle 80'lerden sonra ekonomilerin çok büyük bir kesimini oluşturan hizmetler sektörü ve geniş bir aralıkta oluşuyor. Mesela Türkiye'de de en fazla, en geniş alanda gelirin en büyük kısmını oluşturan sektör hizmetler sektörüdür. Sonra sanayi gelir, sonra tarım gelir. Ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak eğer tarım ülkesiyseniz tarımın payı fazla olur. Ve diğer ülkelerde tarım ülkesi olmayanlar da genelde hizmetler birinci derecede, sonra sanayi, en son en az, en düşük sektörde tarımdır. Çünkü diğer en para gelir getirici faktör, harcamaların yapıldığı alan genellikle nedir? Hizmet alanıdır. Ve sanayiye de girdi sağlar. Harcamalar yöntemi bütün nihai mal ve hizmetler için yapılan temel harcamalardır. İşte yurt içi hasılayı CIC-NIX formülüyle şöyle. NIX dediğimiz şey arkadaşlar, X export, M'de import'un M'sidir. Export'un eksi, import'un M'si, bunların arasındaki fark, ihracatla ithalat arasındaki fark net export dediğimiz rakam. Yani net ihracatı verir. O zaman şurasıdır temel denklem, CIC ve NIX'tir. Hane halkı tüketim harcamaları consumption, C'yi gösterir. Özel sektör yatırım harcamaları investment, I'yi gösterir. Devletin ya da kamunun tüketim ve yatırım, devletin yaptığı bütün harcamalar, yatırım da yapabilir, tüketim de yapabilir. Yani kalem aldığı zaman yatırım yapar, kırtasiye aldığı zaman, fotokopi makinesi aldığı zaman tüketim harcaması yapar. Diğer yandan devlet şayet bir yol yapıyorsa, bir fabrika yapıyorsa ya da buna benzer üretim faaliyeti gerçekleştiriyorsa bu sefer bunun adı yatırım harcaması olur.
Bu da government'tan gelir, petim harcaması. Net export'ta dünyaya sattığımız her şey, ihracat, yani dış talep, dışarıdan bizim ürettiğimiz mallara yönelik talep. Bir de bizim dünyaya ödediğimiz miktar, yani dünyadan almak istediğimiz miktarla ödediğimiz fiyat. Buna da import ya da ithalat diyoruz. O zaman şunu unutmayacağız. Bu mutlaka adımız soyadımızdan sonra en çok öğreneceğimiz şey olsun. Makro iktisat bağlamında GNIC dediğimiz şey tüketim, yatırım, hükümet harcaması ve net ihracat. Bu geliri de verir. Yield dediğimiz gayri safi yurt içi hasılayı da verir. Safi yurt içi hasılayı verir. Evet, böylece en temel makronun en temel denklemine ulaşmış olduk. Bunu lütfen unutmayalım. Bunların içerisinde de yani harcama kalemleri içerisinde en babası genellikle nedir? 86 milyon şu an nüfusumuz 86 milyon pardon 83 milyon 600 bin. Türkiye'nin nüfusu 2020 yıl ortası nüfusu 83 milyon 600 bin. Bunun anlamı nedir? 83 milyon 600 bin insanın tamamı tüketim harcaması yapar demektir. 83 milyon 600 bin tamamı tüketim harcaması yapar ya da hane halkı tüketimini oluşturur. Peki bunların içerisinde yatırımcılar da var. O zaman ne olacak? Bunların nasıl ayıracağız diğerinden? Ayırmamızı sağlayacak temel şey nedir? Ne için yaptığımızla ilişkilidir. Tüketim harcaması yapıyorsak, bireysel tüketim harcaması yapıyorsak, bunu bireysel tüketim harcaması yaptığımız zaman tüketim harcamasına sayacağız. Ama biz bir firma sahibiyiz. Dükkanımıza fotokopi makinesi alıyoruz. İşte bu fotokopi makinesi bizim için üretim faaliyetinin bir aşamasını oluşturacağı için yatırım harcaması kategorisine girer. Bunları ayırırken o zaman en yüksek rakam 83.6 milyonun %70'ini ne oluşturuyor? Yaklaşık %70, 60-70 aralığında çok büyük bir kısmını hane halkı tüketimi oluşturuyor. Bu harcamalar firmaların elde etmiş olduğu firmaların üretim faaliyetleri sonucunda satmış olduğu mal ve hizmetlere yönelik olduğu için de bu da firmaların neyini oluşturuyor? Gelirini oluşturuyor. Dolayısıyla harcama gelir eşitliği o basit modeli hatırlarsanız o model bağlamında yine sağlanmış oluyor. Döneme bağlı. Mesela bu kriz yılıydı. 2009 yılı küresel finansal kriz sonrasındaki yıl idi. Yine %70-80 aralığında %60-70 aralığında bazı dönemlerde daha da fazla olur. Tabi buradaki fazlalık dış ticaret dengesini görüyorsunuz. Mesela şurada denge -5 görünüyor. Yani ithalat ihracatı ne yapmış? Aşmış. 5 milyar dolar aşmış. 98 sabit fiyatlarla bir de. Eğer cari fiyatlarla o yılın fiyatlarıyla diye hesaplayacak olsak buradaki rakam 30 milyar 40 milyar doları bulur. 98 fiyatlarla biraz düşmüştür oran. Demek ki bunlar GNIC içerisinde negatif olacaktır. Dolayısıyla bunlar topladığınız zaman mesela şu 3'tür. Burası 100'ü geçecek. Şurası 100'ü geçecek. Değil mi? Şuraya kadar 100'ü geçecek. Ve bunlar düştüğümüz zaman da tam 100'ü bulacağız. Kriz döneminde görüyorsunuz düşmüş. Devlet harcamaları artmış. Çünkü devlet krizde can kurtarandır. Havuza can simidi atar. Vatandaşın harcamayı kestiği bir dönemde devlet harcamaları artırır. İşte Keynesyen bakış açısı ülkenin eksik istihdamda var olabileceği, eksik istihdam dengesinde var olabileceği düşüncesiyle tam istihdama ulaşıncaya kadar ekonomiye müdahale edeceğini savunan Keynesyen düşünce bunu ifade ediyor. Burada görüyoruz. Ama görüyorsunuz yatırımlar ne olmuş? Feci halde düşmüş. Kriz olunca firmalar yatırım yapmak istemezler. Stok değişimlerinde yine aynı şekilde düşüş var. Önceki stoklar kullanılmış.
daha da büyük ölçüde kullan, negatife varıncaya kadar hizmet ihracatı azalmış, hizmet ithalatı azalmış. Şey, mal hizmet ithalatı azalmış. Her şeyde bir azalma var. Ve 2009 yılında dış ticaret dengesi fazla vermiş. Ondan önceki yılda açık verirken, 2009 yılında fazla vermiş. Bu aslında işlerin yoluna girdiğini göstermiyor. Dış ticareti fazla vermesi demek, işler yolunda gidiyor, ekonomi büyüyor demek değil. Ekonomi büyümesinin koşulu dış ticaretin açık vermesidir. Çünkü öyle mallar vardır ki, bunu mu diyorsunuz? Evet, şimdi oldu herhalde. Öyle mallar vardır ki bu mallarla üretimi gerçekleştiririz, ihracatı gerçekleştiririz. İhracatı gerçekleştir. Yani ihracat yapmak için ithalat yapmak durumundayız. Mesela enerji, petrol nerede? Nijerya'da, İran'da, Venezuela'da, Suudi Arabistan'da, Irak'ta. Yani petrol burada. Doğal gaz nerede? Cezayir'de, Katar'da, Azerbaycan'da, Rusya'da. Şimdi bunlara dayalı eğer bir üretim söz konusu ise ve bu ürünlerin ihracatı söz konusu ise bu ürünlerin ithal edilmesi gerekiyor. Girdilerin ithal edilmesi gerekiyor. Ve mevzu böyle bir hal almaya başlıyor. Birinci mesele herhalde anlaşıldı. Harcamalar meselesi. Burada ne var? İşte yatırımlar dedik. Bakın şöyle büyüklük olarak ele alalım. Harcamalar %10 gibi bir şey tutuyor. 10-15 aralığı. 12'ye çıkmış mesela şurada ama biraz da 10'a yakın. Yatırımlar %20-25 aralığında özel sektör yatırımları görünüyor. Diğerleri de duruma göre değişiyor. Yani açık verdiğimiz zaman net ihracat. Negatif, fazla verdiğimiz zaman pozitif görünüyor. Birinci yaklaşım harcamalar. Bütün bu harcamaların tamamını toplayarak ne yapıyoruz? Harcama yöntemiyle gayri safi yurt hasılayı sabit rakamlarla buluyoruz. Sabit rakamlar belli bir baz yılın, istikrarlı bir yılın fiyatları demektir. O yılın fiyatlarından farklıdır çünkü. İkinci yaklaşım gelir yaklaşımı. Gelirde kastettiğimiz şey, gelirle anlatmaya çalıştığımız şey, üretim faktörlerinin elde ettiği gelirlerin toplamı. Ne bunlar? İşte ücret düzeyi, faiz, rant ve kar. Ücreti kim gelir, ücret ve maaş gelirini kimi? Kim yap? Bağımlı çalışanlar, işçiler, memurlar. Faizi sermaye sahipleri, rantı arazi sahipleri, doğal kaynak sahipleri, karı da firma sahipleri. Ne oluyor? 4 tane üretim faktörü vardı. Değil mi? İlk derslerden hatırlayın. Lütfen. İlk derslerde 4 üretim faktörünün üretim faaliyeti sonucu elde ettiği gelir var. İşte bunlar bu gelirler. Bir ülkedeki bütün işçilerin, bütün memurların ücret ve maaş gelirleri toplamı, bütün faiz gelirlerinin faiz gelirleri, bütün kira rant gelirlerinin rant gelirleriyle firmaların elde ettiği kar gelirlerini toplarsak milli. Bu gelirler neye tekabül edecektir? Bu gelirler aynen harcamalara tekabül. Çünkü bu gelirler başkalarının harcamaları sayesinde gerçekleşmiştir. Bunu hatırdan çıkarmayalım. Faiz geliri, sermayenin faiz geliri, işletmeciler piyasadan ödünç aldıkları zaman onlara ödedikleri faiz giderleri işletmecilerin giderini oluşturuyor, harcamasını oluşturuyor, değil mi? Aynı şekilde arazi için kiralama, icar dediğimiz şimdi kırsal kesimde kullanılan binadan elde edilen kira gelirleri gibi bütün bunlar da rantı oluşturuyor. Kar gelirleri firmaların faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirleri oluşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsi bize gelir yaklaşımına göre gayri safi yurt içi hasıla verir. Peki bu harcama yaklaşımındaki gayri safi yurt içi hasıladan farklı mıdır? Şuna harcama yaklaşımı diyelim. Harcama yaklaşımı. Buna da gelir yaklaşımı diyelim. Hangisi büyüktür? Hangisinden daha fazladır? Burada
H'ye mi G'ye mi? Nasıl bir tahminde bulunursunuz? Var mı cevabı olan? Yok. Olması lazım ama. Şimdiye kadar attıklarım neydi? Hep bunlarla ilgiliydi. Hangisi hangisinden büyük olacak? H'ye mi büyük olacak, G'ye mi? Onu belirtebilirseniz sevinirim. G'ye diyor bu olama. Gelir yönteminin daha fazla olduğunu, gelir başkalarının harcaması sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyden söz edemeyiz. H'ye içindesin. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunlar birbirine eşit olacak. Her iki yönteme göre hangi yönteme göre hesaplarsak hesaplayalım. Hesaplama hataları bir tarafa, teorik olarak her ikisinin birbirine eşit olması gerekir. Tamam. Aynı şey üretim yöntemi için de geçerlidir. Mesela gelir yöntemine bakalım neler var. En büyük firmaların kar gelirleri. Değil mi? TÜİK'in gelir yöntemi hesapladığı en son yıl 2006'ymış. %50'sini oluşturuyor. Toplam gayri safi yurt içi hasılanın yarısını işletmelerin kar gelirleri oluşturuyor. Tabii işletme karlılığın yüksek olduğu dönemlerde böyle. Sonra sabit sermaye tüketimi, iş gücü ödemeleri. İş gücü %25'ini oluşturuyor. 26 civarında bir rakam oluşturuyor. Bunun yarısını özel sektör için özel sektör ödediği iş gücü ödemeleri, yani diğer yarısında kamu. Tabii şurada 4 milyon işçi, memur vesaire çalışır. Memur vardır kamuda. Şurada 30 milyona yakın özel iş gücü vardır. Demek ki kamu burada belirgin bir şekilde ne yapıyor? Daha fazla gelirin kayıt altına aldığı, belirlendiği bir tarafı temsil ediyor burada. Geriye kalan kısım da diğer yarısını oluşturuyor. Özel sektör daha rekabetçi. Kamuda rekabetçilik az olduğu için kamuda daha hem ücretlerin yüksek olması, maaşların yüksek olması hem de bunların kayıt altına alınmış olması böyle bir tabloyu gösteriyor. Burada da işletme artığın içerisinde de tarım çok küçük bir kısmı oluştururken daha diğerleri daha büyük bir kısmı oluşturuyor. Tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen gelir %15 gibi bir şeyken %85'ini diğer işletmeler, sanayi ve hizmetler sektöründeki işletmelerin elde ettiği kar gelirleri ifade ediyor. Böylece gelir yöntemiyle hasıla. Üçüncü yöntemde ise üretim yöntemi ya da katma değer yöntemi ile hesaplama var. Nedir bu üretim yöntemi? Üretim yöntemi iktisadi faaliyet kollarında meydana gelen bütün gelirler, bir sektörün elde ettiği gelirler, burada üretilen mal ve hizmetlerin nihai değerini ölçerek bulduğumuz rakamlardır. Bu da piyasa fiyatlarıyla değerlendirilir ve gayri safi üretim değerine ulaştırılır. Ve üretim yoluyla gayri safi yurt içi hasıla veya milli hasıla dediğimiz rakam toplam safi üretim değerinden ara malların çıkartılmasıyla elde edilir. Tarımı da bunun içerisinden, mesela tarım dediğimiz zaman tarımsal zirai faaliyetler, avcılık, ormancılık ve balıkçılık. Burada ne vardır? Sadece bitkisel değil, hayvansal üretim de vardır. Bitkisel, hayvansal üretim, avcılık, ormancılık ve balıkçılık. Bu sektörün elde ettiği gelir kategorisi, üretim yöntemi. Sanayi deyince de madencilik, taş ocakçılığı, imalat sanayi. En büyük kısmı burada imalat sanayidir. Bu şekilde sıcak su dağıtımı vesaire üretimi buna dahil edilir. Hizmetler çok geniş bir kavram. Çok geniş bir alan oluşturur. %60-70 gibi bir oran neredeyse hizmet sektörü oluşturur. 60'a 25 sanayi, 5 civarında da Türkiye gibi bir ekonomi için neyi gösterir? Kalan 5 gibi bir rakam da tarımın payını oluşturur. Sektörel anlamda. Şimdi 2012 itibariyle
Türkiye'de tarım, avcılık 9 gibi bir rakam. Bu günümüzde düştü tabii. 5'lere kadar düştü. İmalat sanayi çeyreğini oluşturuyor üretim yöntemiyle payın. Elde ettikleri pay, imalat sanayinin elde ettiği pay. Nereden? Gelirden elde ettiği pay. Veya bu alandaki faaliyette bulunan iş kollarının toplam üretimi. O yüzden üretim yöntemi diyoruz. Büyük rakamlara bakıyorum. Toptan perakende ticaret 12 küsür. Bakın hizmetin en büyük payını oluşturan şey %15 zaten sadece ulaştırma, depolama, haberleşme. Her 83,6 milyon insan varsa Türkiye'de, değil mi? Nereden baksak 70 milyon kişi de çocukları saymazsak cep telefonu vardır, değil mi? Haberleşme, ulaştırma, ulaşım altyapısı çok %15'i oluşturuyor. Sektörün en büyük payı, hizmet sektörünün en büyük payı ulaştırma, haberleşme dedi. Başka büyük rakamlar neler var? Aynı şekilde mali aracılık kurumları 12 civarında, hizmet sektörü. Konut sahipliği 4,5 civarında, konut satın alımları. İnşaat 6 civarında bir rakam bulmuş bu yıl için. İnşaatta sektörün, imalat sanayi sektörünün en büyük kısmını oluşturur. Derken böyle geniş bir eğitim mesela 2 gibi bir rakam. Kamu yönetimi vesaire. Böylece bunların toplamı da 100 olur. Sabit fiyatlarla 120 milyar dolar gibi bir rakam elde edilmiş. 2012'de üretim bağlamında 120 milyar doların zaten çeyreğini veya %20'sini falan diyebiliriz imalat sanayi oluşturmuş. Bu neden işletmecilerin işletme artığının fazla olduğunu da gösteriyor. Diğerleri de buna bir oransal olarak ifade edilebilir. O zaman üç yöntemi bir arada ele alacak olursak üretim yöntemi, harcama yöntemi ve gelir yöntemi. Üretimde bütün sektörler var işin içerisinde. Bütün ekonomiyi oluşturan sektörlerin tamamı var. Harcama yapan birimlerin yaptığı harcamalar var. Yani özel sektörden devlete, devletten kamu sektörüne, oradan stok değişimlerine, buradan net dış aleme, dış ihracat ve ithalat farkına varıncaya kadar yapılan bütün harcamalar içerilir. Gelir yönteminde ise özel sektör, kamu sektörü de çalışanların elde ettiği ücretler, yine özel ve kamu sektörlerinin maaş gelirleri, bağımsız çalışanlar, bağ kurulular, bundan elde ettikleri kar gelirleri ve rant araziyi kiralayan rant gelirlerinin rant geliri, firmaların kar gelirleri, firma dışı kar gelirleri veya firma kar gelirleri toplarız. Buna faiz gelirlerini eklediğimiz zaman, paradan para kazanan gelir eklediğimiz zaman aynı şeyi buluruz. Üretim, harcama ve gelir. Hangi yönteme göre hesaplarsak hesaplayalım. Gayri safi yurt içi hasıla bizi nereye çıkarır? Hep aynı kapıya çıkar. Bu 3 aşağı 5 yukarı. Hesaplama ile ilgili problemler olsa bile bunu çıkaracağını söyleyebiliriz. Peki gayri safi yurt içi hasıla en geniş kavram ise ve içerisinde atacağımız tortular var ise bizim daha ziyade harcamalarda bir ülkenin harcama gücünü, satın alma gücünün ölçüsü diyeceğimiz rakama ulaşırken neleri atmalıyız? Gemiden neler atmalıyız? Yani nereye ulaşmak istiyoruz? Harcanabilir gelir ulaşmak istiyoruz. Harcanabilir gelir. Veya kullanılabilir gelir. Bu da disposable income dediğimiz bir lafla ifade edilir. Gayri safi yurt içi hasıladan şayet sermayenin aşınma payı olan amortismanları atarsak, bunları çıkarırsak neye ulaşırız arkadaşlar? Net milli hasılaya ulaşırız. Ya da safi milli hasılaya ulaşırız. Pardon, amortismanları çıkarırsak net yurt içi hasılaya ulaşırız. Çünkü yurt içi hasıladan amortismanları çıkararak nete ulaşıyor. Gayri safi yurt içi hasıladan amortismanı çıkararak net yurt içi hasılaya ulaşıyoruz. Net milli hasılaya ulaşmak için ise gayri safi milli hasıladan amortismanları çıkarmamız gerekir. Herhalde anlaşılmıştır bu. Çünkü şu rakama ulaşmak için yurt içi hasılayı,
Milli rakama ulaşmak için milli hasılayı hesaplamamız gerekiyor ve amortismanları çıkarmamız gerekiyor. Buradan milli gelire ulaşmak için ise net milli hasıladan atacağımız şey ne? Amortismanları attık. Sermayenin aşınma payı bu. Ekipmanın, makinenin aşınma payı. 10 yılda bir sıfırlıyoruz bunu. Dolaylı vergiler. Yani nedir bu dolaylı vergiler? Örneğin katma değer vergisi. Bir dolaylı vergi. Harcamadan alınan vergiler. Başka neler var? Özel tüketim vergisi. Değil mi? Özel iletişim vergisi. Cep telefonlarınız için ödediğiniz vergiler. Bütün bunların tamamı bize neyi gösterir arkadaşlar? Dolaylı vergiler. Yani harcamadan alınan vergileri gösterir. Peki başka ne var? Bir de doğrudan vergiler var. Bunlar da gelir vergilerdir. Dolaylı vergilerde harcamadan elde edilen bakımından nereye gidecek? Harcama akımından düşecek. Milli gelir ulaşmak için. Ve ne ekleyeceğiz? Sübvansiyon. Yani destekler, teşvikler vesaire. Devletin yapacağı harcamalar. Devletin bir sonraki dezavantajlı gruplara. Mesela bunlardan bir tanesi. Belli sektörlere destek. Mesela lokantacılara para dağıtıyor değil mi bugünlerde? Durumlar iyi değil diye. Ya da pandemi nedeniyle zarar görenler berberlere para dağıttığını falan düşünelim. Bunlar sübvansiyonlar ya da destekler, karşılıksız destekler falan diyebiliriz buna ama daha ziyade üretimi teşvik eden şeyler diye sübvansiyonlara daha çok bu girer. Bunları ekliyoruz. Şunlar ekleniyor. Bunlar ekleniyor. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Düşülüyor. Net milli hasıla ile bunlar iletişime, etkileşime girince neyi buluyoruz? Milli geliri buluyoruz. Kişisel gelir ulaşmak için ise milli gelirden bu sefer kurumlar vergisi nasıl bir vergidir? Doğrudan vergidir. Atıyoruz. Neden doğrudan vergi? Çünkü kurum işletme faaliyette bulunuyor. Gelir elde ediyor ve kurumlar vergisi ödüyor. Şirketlerin dağıtılmayan karları atıyoruz. Sosyal güvenlik katkıları nereye gidiyor? Devletin kasasına gidiyor. Harcanmıyor. Asgari ücretten alınan destekler, stopaj falan filan. Ne oluyor? Sosyal güvenlik, SSK ödemeleri düşüyor. Peki ne ekliyoruz buna? Şahıslara yapılan transfer ödemeleri. Mesela öğrencilere yapılan burslar. Değil mi? Ödem. Devlet sizin cebinize koyuyor. Burs alanlar varsa. Destekler, teşvikler ve değişik transfer harcamaları. Karşılıksız yapılan harcamalar demektir. Karşılıksız birisinin cebine aktarılan paralar. Transferden kastettiğimiz şey budur. Bir de faiz gelirleri. Bunlar ne olacak? Bunlar da pozitif olarak ele almış olacak. Böylece arkadaşlar kişisel gelire ulaşıyoruz. Personal income dediğimiz. Buradan da işte esas ulaşacağımız rakam harcanabilir gelir. Bunlar için de kişisel gelirden kişisel vergide ödenen bütün kişisel vergileri düşmemiz gerekiyor. Böylece aldığımızı alıp sattığımızı satarsak yani cebe girecekleri koyup cepten çıkacakları çıkaracağımızı atarsak kullanacağımız rakam ulaşacağımız büyüklük bize harcanabilir geliri gösteriyor. Şöyle bir daha toplayabiliriz bunu. Şöyle ki yurtiçi hasıladan net faktör gelirlerini yurtiçi hasılayla net faktör gelirlerini toplarsak milli hasılayı buluruz. Milli hasıladan amortismanları çıkarırsak net milli hasılayı buluruz. Net milli hasıladan dolaylı vergileri çıkarır, sübvansiyonları eklersek neyi buluruz? Milli geliri buluruz. Milli gelirden kurumlar vergisini çıkarıp, dağıtılmayan karları çıkarıp, sosyal güvenliğe giden paraları çıkarıp, transferi eklersek, faiz gelirleri de eklersek neyi buluruz? Kişisel geliri. Kişisel vergileri çıkarırsak da işte harcanabilir gelir veya kullanılabilir gelir rakamına ulaşırız. Demek ki gayri safi yurt içi hasıladan harcanabilir gelire doğru yapacağımız yolculukta bütün bu teknik eklentileri, teknik hesaplamaları yaparak kişilerin cebinde mal ve hizmet üretimine ayıracakları, mal ve hizmet tüketimine ayıracakları, firmaların ayıracakları rakamı olur. Yani firma bütün faaliyet gelirlerinin tamamını yatırıma yöneltmez örneğin. Yatırım harcamasını yapmaz.
Vergiler ne düşer? SSK primlerini düşer. Eline kalan içerisinden karı dikkate alır ve kara bağlı olarak yeni yatırım yapıp yapmayacağına karar verir. Firma içinde firmanın küçük bir kişisini gelir gider anlamında küçük bir birimin temsil eden birey de herkes aynı mantıkla çalışır. O da yıl sonunda gelir vergisini hesaplar öder ya da harcamalar yaparken elde ettiği gelir harcarken KDV öder. Özel iletişim vergisi her ay telefonuna 50 liralık telefona 10 lira 15 lira ödeme yapar. Özel iletişim, özel tüketim vergisi telefon alacağı zaman işte 1000 dolarlık telefona 3000 5000 lira özel tüketim vergisi öder. Derken arkadaşlar bu bizim harcanabilir gelir akımına ulaşmak için atacağımız vergilerin harcama akımından çıkanların çıkarılması, girenlerin dahil edilmesine bulunan rakama ulaşmış oluruz. Herhalde anlaşıldı buraya kadar. Peki, Türkiye'nin 2020 yılında gayri safi kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası bunu bulmaya çalışsak cari fiyatlarla Türkiye'nin 2020 fiyatlarıyla 60 bin liralık kişi başına gayri safi yurt içi hasılası olduğunu düşünelim. Bunu dolara böldüğümüz zaman, ortalama dolar kuruna böldüğümüz zaman da 8 bin dolar civarında bir rakam. Bir önceki yıl 9 bin küsür ama 2020 yılında 8 bine kadar düşmüş. Buradan ne anlıyoruz? Aynı rakamı, daha doğrusu rakam büyüse bile rakamı neye bölüyoruz? Dolara bölüyoruz. TL cinsinden kazanıp dolar cinsinden harcıyoruz. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasılası bir uluslararası ölçüdür. Mesela bizde 8-9 bin dolar civarında ama bu Lüksemburg'a gittiğiniz zaman 50 bin, 60 bin, 100 bine kadar çıkar. Ya da işte Japonya'da 50 bin civarında, Almanya'da 40-50 bin civarında, Amerika'da 40-50 bin civarındadır. Peki bu neyi gösteriyor? Herkes yani 5 tane bir evde 5 kişi yaşıyormuş. Aile, anne baba, 3 çocuk. Çocuk okuldayken öğretmen anlatıyor. Diyor ki işte dünya nüfusu diyor 7,5 milyar arkadaşlar. Evet, Çin nüfusu 1,5 milyar diyor. Yani bunun anlamı şudur diyor öğretmen. Demek ki dünyadaki her 5 kişiden birisi Çinlidir diyor. Yani bunu öğrenen çocuk da öğretmene bir güzel bir soru yöneltiyor. Diyor ki hocam biz evde 5 kişiyiz ama bizim aramızda bir tane bile Çinli yok diyor. Böyle bir mantıkla mı hesaplayacağız? Hayır. Yani tam eşit bir şekilde bölünmüyor. Neden eşit bir şekilde bölünmüyor? Yani herkesin 60 bin lira ya da 9 bin küsür 9 bin dolar, 8.500 dolar kazanması mümkün müdür? Hayır. 8 bin dolar kazanması mümkün değildir. Ama ortalama bir ölçü, uluslararası bir ölçü olarak nüfus oranı. Bir de bizim nüfusumuz örneğin Almanya'ya göre, Amerika'ya göre daha yüksek oranda artış gösterir. Japonya'ya göre daha fazla. Rusya'ya göre haydi haydi fazla. Biz bu elde edilen bütün geliri nereye bölüyoruz? Adam başına bölüyoruz. Geçen sene nüfusumuz 82,5'tu. Bir anda 2020'de 83,6'ya çıktık. Yani 1 milyon nüfusumuz arttı. Nüfusumuz artarken yani nüfus varsayalım ki %1,5 arttı. Gelirimiz de %1,5 arttıysa bunun anlamı nedir? Hemen hemen kişi başına gelirde hiçbir değişiklik olmayacak demektir. Diğer yandan 1,5 arttı, diğer de 1,5 arttı. Ama dolar kuru da diğer yandan artış göstermişse bu sefer işte 9.000'den 8.000'e düşmek şeklinde kişi başına düşen gelir dolar cinsinden düşmüş olacaktır. Böleceğimiz rakam yıl ortası nüfustur. Zaten 2020 için 83,6 milyon nedir? Yıl ortası nüfustur. Şu anda muhtemelen artmıştır nüfusumuz. Yani 84 milyona doğru yükselmiş olma ihtimali vardır. Tabii bir miktar insan hastalıktan dolayı vefat etti ama bunlar da çok büyük bir oran oluşturmuyor. Nüfusun azalmasına büyük bir katkı oluşturmuyor. Tabii doğum oranlarında azalma olabilir. Bu ayrı bir konu. Ki bazı otoriteler tam tersi bir beklenti içerisindeydi.
Yani şunu diyorlardı, herkes eve kapandı, doğum patlaması olabilir diyorlardı. Çocuk patlaması olabilir diyorlardı. Doğum oranlarında büyük artış, böyle bir artışla böyle bir beklenti de ortaya çıkmadı. Bunu anladık. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla. Milli hasıla da aynı mantıkla. Bu sefer gayri safi milli hasıla yıl ortası nüfusa bölüyorsunuz. İşte kişi başına yurt içi hasıla bakımından Türkiye'nin serencamı 1990'ların sonundan cari fiyatlarla TL cinsinden işte 2012'de 18, 2020'de 60 bine kadar çıkmış. Ondan sonra ABD dolar cinsinden mesela dolar burada ucuzmuş 10 bine kadar çıkmış. 10 bine kadar 10 bini geçmiş burada. Doların ucuz olduğu dönemlerde 2020'ye gelince 8500'e kadar düşüş göstermiş. Gelir artıyor ama dolar daha fazla arttığı için kişi başına gelir ne oluyor? Daha düşüş eğilimi gösteriyor. Böylece arkadaşlar bu uzun vadeli trendi görme açısından önemli. Sektörel gelişmelerle sabit fiyatlar, gayri safi yurt içi hasıla arasındaki ilişki da vurgulanabilir aynı şekilde. Mesela 99 kriz yılı imalat sanayi düşmüş. Enerji düşmüş. Türkiye için inşaat düşmüş. Ticaret düşmüş. Sonra artış var. Bakın bir tanesi artınca imalat sanayinin düşmesi hepsinin sürekli arda. Bu kriz yıllarında bütün sektörlerin yani üretim yöntemiyle hesaplayacağımız büyüklüklerin büyüme ortalamasının azaldığını gösteriyor. Ama büyüme başlayınca mesela 11, 7, 14 ne oluyor? 13,8 ticaret gelişmesi. 2008 dünyanın küresel finansal krize maruz kaldığı yıl. Enerji mahkumuz. Burada bir artış var. Diğerlerin tamamında ne var? Düşüş var. 2009'da küçüldük mesela. Küçülme her sektörde küçülmeyi gösteriyor. Demek ki bütün bu temel sektörler sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılanın değişimi krizlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. İşte Türkiye kişi başına gayri safi milli hasıla bakımından 10 binlere çıkıyor. Sonra dolar kuru arttıkça şimdi 8.500 dolar civarında bir rakam 2020 için öngörülüyor. Bu dünyadaki ülkeler mesela 3.000'den 5.000, 6.000'e çıkan iki kat artış göstermiş. Türkiye bu arada yerinde saymış gibi düşünülebilir. 2008 bu parasal istikrarın daha fazla olduğunu gösteriyor Çin için. Aynı şekilde Rusya'da da çok küçük artışlar var. Mesela İngiltere'de azalmıştır. Kriz sonrasında düşmüştür. İngiltere'de üretimin azalmasından kaynaklanan bir gelir azalması, kişi başına gelir azalması. Kanada'da yine önce düşüş sonra artış şeklinde. Fransa'da neredeyse 2008'e aynı. Kriz yılları olduğu için bu kırmızılar küçülme yıllarını gösteriyor. Siyah rakamlar da büyümenin gerçekleştiği yılları gösteriyor. Genel itibariyle. Dört ülke burada ön plana çıkıyor. Demek ki kriz arkadaşlar bütün sektörlerde bir daralmaya ve batmaya, dibe çökmeye neden olabilecek bir husustur. Burada birkaç tane teknik kavramdan bahsedeyim. Nominal, reel hasıla. Reel dedim, nominal dedim. Bunlar aynı zamanda kaymakamlık sınavında çıkmış olan sorular da oluşuyor. Mesela nominal gayri safi yurt içi hasıla gibi rakamlar bunların tanımına ilişkin sorular çıkmıştı geçmişte. Şayet belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetleri aynı dönemin fiyatlarıyla nominal, parasal, bakın aynı şey parasal bunları kavramsal anlamda karıştırmanız için diyorum. Cari ilgili yıl, cari fiyatlarla, o yılın fiyatlarıyla dediğiniz zaman nominal. Reel dediğimiz zaman ise arkadaşlar baz yıl belli bir temel yıl esas alınır ve sabit fiyatlarla ölçümdür. Sabit fiyatlarla. Hangi sabiti? Belli bir istikrarlı yılın fiyatları. Nominalde bunu gösteriyoruz. Cari fiyatlarla reele geldiğimiz zaman sabit yıl fiyatlarıyla çarpıyoruz.
elde edilen üretimi sabit yıl fiyatlarla çarpıyoruz. Basit bir örnekle bunu açıklamaya çalışalım. Ta ki ilişkiyi kurabilmek için iki tane mal ürettiğimizi düşünelim bir ekonomide, araba ve bilgisayar. Bir yıldan öbür yıla bunların üretim miktarındaki değişim ve fiyatlarındaki değişime esas alarak cari fiyatlar ve sabit fiyatlar ya da nominal ve reel hasıla arasındaki farkı bulmaya çalışalım. 2008'den başlayalım örneğin. 50 otomobili 10 bin liradan satmışız. 500 bin buradan elde etmiş gelir. 100 bilgisayarı 1000 liradan, 100 bin de buradan. 600 bin liralık cari gelir elde etmişiz. Başlangıç yılı olduğu için bu sabit fiyatlarla da aynı durumu gösterir. 2009'a geldiğimiz zaman ise 2008'i başlangıç sayıyoruz bu sefer. Araba üretimimiz 10 birim artmış. Buna mukabil artan ne? Başka bir artan şey arabanın fiyatı. Yani 720 bin lira şurada gelir elde etmiş ekonomi. Otomobil üretimi de bilgisayar üretimi de 100'den 120'ye çıkmış. Ve buna mukabil ne artıyor aynı zamanda? Aynı zamanda artan şey nedir? Aynı zamanda artan otomobil fiyatıdır. 1000'den 1100'e. Bunlar 2009 yılı için çarparsak 120 ile 1100'ü bunların toplamı 850 bin ediyor. Yani cari fiyatlarla nereden baksak 600 %30 civarında bir büyüme var. 2008 üretimine göre 2009'da ekonomi %30 daha fazla artmış. Ekonomi ürettiği mal ve hizmetlerin piyasa değeri %30 artmış. Fakat bu gerçek bir artışımı gösteriyor. Çünkü diğer yandan bakıyoruz ki üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları artmış. İşte gerçek artışı ölçmek için yapmamız gereken şu. Bu 60'lık üretimi 2008 fiyatlarıyla çarpacağız. 600 bin burası. 120 bin de 2008 fiyatlarıyla çarpacağız. Böylece gerçek artışı bulmuş olacağız. Burası da 720 ne oldu? 620 daha. 720 oldu. İşte reel hasıla büyümesi, reel gayri safi yurtiçi hasıla veya 2008 fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla 720 olmuş demektir gerçekte. Peki büyüme ne olur burada? Burada %30 derken buradaki büyüme %600'den 720'ye çıkarken %20'ye düşer. Gerçek büyüme rakamı %20 ile temsil edilir. Bu anlamda 2009 büyüme rakamları bakımından herhalde anlaşılmıştır. Buna benzer rakamlar sınavlarda çıkar çünkü karşınıza. İşte bunu cari fiyatlarla gelişmelerin büyüklüğüne bağlı. İşte 5 trilyon dedik mesela. Cari fiyatlarla büyüme Türkiye için 2020 bağlamında 5 trilyon doların üzerinde dedik. Pardon, 5 trilyon lira dedik. 750 milyar 800 milyar dolar civarı dedik. Gelişme hızı burada çok yüksek. Cari fiyatlarla bakın %44 falan. Ama sabit fiyatlara geldiğimiz zaman gelişme hızı 3'lere, 4'lere, 5'lere düşüyor. Hangi fiyatlar? 88 fiyatlar. İşte 98 fiyatlarıyla. Hatta şurada küçülme var. Mesela sabit fiyatlarla %5 küçülmüş ama şurada bakıyorsunuz cari fiyatlarla küçülme sadece 0,4. Aradaki fark fiyat artışlarından kaynaklanmış. Bunu anlıyoruz. 2001 yılında yine aynı şekilde cari fiyatlardaki düşüş ile çok büyük düşüş var. Ama sabit fiyatlarla daha az %5 civarında, 6 civarında düşüşten bahsediyoruz. 99 için hakeza. Bütün bu rakamlar kırmızı rakamlar, küçülmenin yaşanmış olduğu dönemleri ifade ediyor. Evet, Türkiye'nin temel ekonomik büyüklükleri, gayri safi yurtiçi hasılanın cari fiyatları işte 2 trilyon lira civarındaymış. 98 bazlı buradaki değişim. Yine cari fiyatlarla milyar dolar 98 bazlı 700 günümüzde de 750 milyar dolara falan tekabül ediyor. 2020 açısından. 98 bazlı gelişmelerde işte burada artış görüyoruz. Büyük artışlar var. Burası kriz yılı olduğu için 2009 yılında küçülme ile kendisini gösteriyor.
Gerçek rakamlar, belli yıl bazlı küçüme, büyüme rakamlar daha düşük oranda ortaya çıkıyor. Gayet net ve belirgin görünüyor. Buradan bir kavram da şu. Peki fiyatlar ne kadar artıyor? Bir ülkede bir yıldan yıla üretim artarken fiyatlar ne kadar artıyor? Bunu ölçmek için deflatör diye bir kavram kullanıyoruz. Yurt içi hasıla deflatörü. Deflatör indirgemek demektir. Elinize hiç şey aldınız mı? Tansiyon aleti. Tansiyon, evet, tansiyon ölçen aleti. Tansiyon eski klasik tansiyon aletlerinin üzerinde inflate diye bir şey yazar. Yani şişir demektir. Inflation, inflator dediğimiz şey şişirici, şişiren, şişir demek. Inflation şişkinlik demektir. Enflasyon dediğimiz şey şişkinlik. Deflation dediğimiz ise durgunluk veya indirgemek demektir. İşte deflatör dediğimiz şey indirgemeyi ölçer. Ve gayri safi yurt içi hasıla içindeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının zaman içerisindeki değişimini ölçer bu. Bunu ölçmek için 2009 yılı deflatörü ne olduğunu bulmak için 2009 o yıl için yurt içi hasıla ile reel hasılayı oranlayıp neye böleceğiz? Neyle çarpacağız? Yüzle çarpacağız. 953'müş 2009 yılında nominal gayri safi yurt içi hasıla. Reel hasıla 97'ymiş. Bunlar oranların 983'lük bir rakam buluyoruz. Gelişmeyi de oranı yüzde çarparak da sonucu bulmuş oluyoruz. O yıl için bütün ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin fiyatında varsayalım %10 civarında bir değişme olduğunu gösteriyor bize. İşte burada mesela %5 çıkmış. 2008'den 2009'a çıkarken demek ki fiyatlar %5 artış göstermiştir anlayacağız buradan. 2008'den 2009'a giderken %5,3'lük bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış var diyeceğiz. Deflatör dediğimiz şey bunu bize gösteriyor. Peki burada başka bir şey, sadece gayri safi yurt içi hasılayı dikkate alarak o ülke refah içerisinde midir, değil midir sorusunun cevabında satın alma gücü paritesine bağlı olarak buluyoruz. Satın alma gücü paritesi iç ve dış fiyat düzeyleri arasındaki farkın denkleme dahil olmasıyla, kurdaki değişmenin de denkleme dahil olmasıyla bulunan bir rakam. Bu rakam bize satın alma gücü paritesinin yeterli olmadığını gösteriyor. Mesela 2019-2000 satın alma gücü paritesinin cari rakamlarla karşılaştırınca daha gerçekçi bir ölçü sunduğunu gösteriyor iç ve dış fiyat farklılıkları. Dünyadaki son birkaç yıldaki büyüme oranlarını şöyle kabaca ele alacak olursak ki pandeminin etkilerini de burada görmemiz mümkündür. Mesela gelişmiş ekonomiler pandemi 2020'de %10 küçülmüş. Büyüme, dış ticaret hacmi, bu ticaret hacmindeki küçülme. Aynı şeyi mesela ABD için %5 civarında küçülme olarak görüyoruz. Euro bölgesi 7 civarında küçülmüş. Ama Türkiye, burada var mı? Türkiye var. 1,2. Bu veriler revize edildikten sonra 1,7, 1,8 gibi bir rakamı gösterdi Türkiye için. 2019'da yine 1 civarında. 2021'de IMF'nin şeyiyle %6'lık bir büyüme beklentisi var. Ama ilk 2 yıl 19 ve 20'nin burada çok ciddi büyüme oranı olmadığını gösteriyor. Mesela dikkat çeken neler var burada? Çin. Kriz var. Pandemi burada çıktı ama 2,3 daha fazla büyüme oranı gerçekleştirmiş. 2020'de daha büyük bekleniyor. Hindistan çok büyük bir düşüş var. Eksi 8 düşüş çok fazla. Gelişmekte olan ülkeler de Çin dışında hepsi küçülmüş. Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamı küçülmüş. Küresel ekonomi %3,5 az daralmış 2020 pandemi sebebiyle. 19'da da buna benzer bir azalış trendi var ama 2020 çok büyük düşüş. 2021'de 5,5 civarında bir ortalama var. Türkiye dünyadaki büyüme beklentisini karşılıyor ama bu da istenen bir şey değil. Türkiye'nin ortalamasının daha yüksek olması gerekir. Çünkü düşüş çok fazla. Düşüşten çıkarken
daha yüksek bir büyüme oranı, ortalama en azından doğal büyüme oranının %7 civarında olduğunu düşünürsek %7'yi bulmamız gerekiyordu. Bu şimdilik öngörülmüyor. Dünya ticareti görüyorsunuz daralmış. Demek ki ticaretle üretim arasında bağlantı var. Enflasyon önemli ölçüde gelişmiş ekonomilerde de daha düşük, gelişmekte olan ekonomilerde daha düşük. Çünkü talep düşmüştür. Talebin azalması enflasyonu düşürmüştür. Yani artış eğilimi daha sınırlı kalmıştır. Talep arttıkça 2021 için enflasyon oranının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için artacağını, artış eğilimi olacağını gösterebiliriz. Satın alma gücü paritesi yine ölçülerden birisi. Bu gerçek rakamların üzerinde bir rakamı gösterir. Türkiye için aynı şekilde gayri safi milli hasıla cari fiyatlarla satın alma gücü paritesine göre rakamlar değişir. Türkiye'de 2018 itibariyle satın alma gücü paritesi bazlı değişkenler içerisinde gayri safi yurt içi hasıla mesela 25 trilyon doları gösteriyor. Amerika satın alma gücü paritesine göre Çin'in gerisine düşüyor. Türkiye'de 750 değil veya 700 civarında değil 2,2, 3 kat daha fazla Türkiye'de elde edilen gelirin 3 kat daha fazla satın alma gücüne sahip olduğunu gösteriyor bu. Bunlar da gerçek rakamlar ile genellikle ABD'nin elde ettiği hasıla, 20 trilyon dolarlık hasıla. Bunu baz alıyorsunuz. Bunu baz alarak buradaki mal ve hizmetleri başka nerelerde, başka ülkelerde ne kadarlık mal ve hizmet satın alabilir diye bakıyorsunuz. Satın alma gücü paritesi karşılaştırması yapıyorsunuz. O zaman gerçek rakamların elde edilen dolar rakamlar üzerine bir rakama çıkmış oluyorsunuz. 2,2 trilyon dolar mesela 2018 için Türkiye için belirlenmiş rakam. Böylece Güney Kore'yi ve İspanya'yı geçmiş 13. ekonomi satın alma gücü paritesine göre. Cari fiyatlara göre 20 içerisinde biraz daha geriye doğru gidiyor böylece ekonomi. İşte pandeminin etkisi 2002'nin ikinci çeyreğinde %10'a yakın küçülme var. Büyüme hızı daralmış. Sonra artış eğilim var. Ama 2018'de de görüyorsunuz küçülme dönemleri ve ortalama 0,9'da kurtardık burada. 2019 yılında hakeza küçülme 2018'de başlıyor. 2018'in son çeyreğinde başlıyor. 2019'da sarkıyor. Bu 2019'un ve 2020'nin küçük bir büyüme hızını gösterdiğini anlatıyor bize. Harcamalardaki gelişime bakarak da bunu buluruz. Hane halkının tüketim harcamalarını maviler oluşturuyor. Görüyorsunuz pandemi ne yapıyor? Tüketimi azaltıyor. Krizin olduğu yıllarda tüketim azalıyor. Devletin nihai harcamaları açık renk sürekli artıyor. Bakın bunlar açık maviler. Devlet durumu kurtarmak için artış gösteriyor. Şurada da çok az bir şekilde azaltıyor devlet harcamalarını. Gayri safi sabit sermayenin azalması zaten riskin kırmızı daha büyük bir sinyaldir. Tehlike sinyalidir. Burada da pandemide de azalıyor. Ve son çeyrekte sabit sermaye harcamaların artmaya başladığını görüyoruz. Mal ve hizmet ihracatı ve ithalatı zaten dış alemle ilişkili gelişmeleri gösteriyor. Gelir yöntemi bakımından üretim net vergiler bakımından 2018 yılında üretim üzerinden net vergiler, iş gücü ödemeleri şu mavi 30'lar bulmuş. 2018, 19'da 32'lere çıkmış. 2020'de 36'lara yükselmiş. İş gücüne yapılan ödemeler. Ama bunun 3. çeyrekte 30'lara kadar yerinden düştüğünü görüyoruz. İşsizlik rakamlarının yükselmesinin sonucu. Sabit sermaye tüketimi yine bunlar gelişme trendinden etkileniyor. Net işletme artığı gelirler.
Başlangıçta çok yüksek, artış eğilimi devam ediyor. Burada da görüyorsunuz, işçilerin elde ettiği gelirler azalırken işletme artıkları 43'ten 55'e çıkıyor. İşletme karlı artış eğilimi gösteriyor. Bu da kriz durumlarında çoğunlukla bağımlı çalışanların gelişmelerden negatif etkilendiğini anlatır bize. İş gücü ödemelerinde krize bağlı olarak azalmanın yol açmış olduğu komplikasyonları ifade ediyor bu tabloda. Evet, kişi başına düşen gelir 8.700, 7.600 civarında, 2023 yılında da 11.000 civarında bir beklenti söz konusu dolar civarında. İşte 100 bin doları aşan, çoktan aşan Lüksemburg burada şampiyon. Çin 13 bine kadar çıkacağı belirtiliyor. İşte Çin orta gelir üzerinden yukarı doğru çıkmaya başlayacağı varsayılıyor. Oysa Çin kişi başına düşen gelir bağlamında Türkiye'nin aşağısındaydı uzunca bir dönem. Sol kulvarın atağa kalktı ve geçti diyebiliriz. Böylece şurası en yüksek gelir grubundaki ülkeler, şunlar da orta gelir grubunda Türkiye'nin de yer almış olduğu ülke grubunu temsil ediyor. Evet, bunlar dünyanın halleri. Oldukça geniş bir ölçekte, küresel ölçekte diğer ülkelerle karşılaştırma yaparak gelir ölçüm yöntemleri ve bunların hikayesinden bahsettik. Biraz sorulara bakalım. Ne kadar anlamışız, ne kadar anlamamışız bunları çözmeye çalışalım. Şöyle bir soruyu KPSS 2004 yılında sormuşlar. Bakın, hesaplamalarla rastgele olmadığını göstermek için gayri safi yurt içi hasıla var. Dış alem net faktör gelirleri var. Gayri safi yatırım, net yatırım var. Dolaylı vergiler var. Böyle bir ekonomi milli gelir nedir diye soruyor. Milli gelir formülümüz, kolaylık olsun diye aktardım ben. Net faktör gelirlerini çıkaracağız gayri safi yurt içi hasıladan. Amortismanları çıkaracağız, dolaylı vergiler çıkaracağız, sübvansiyonları ekleyeceğiz ve milli geliri bulacağız. Formül bu. Fakat burada amortismanlar verilmiyor. Bakıyorsunuz, amortismanlar bulmak için gayri safi yatırım ile net yatırım farkına bakacağız. Gayri safi 500, yani safi olmayan, net 400 ise demek ki 100 birim sermayenin aşınma payı. O zaman 3000 gayri safi milli hasıla, gayri safi yurt içi hasıla, buna net faktör gelirleri nedir? 200. 200'e ekleyeceğiz. Buna 100 çıkarıyoruz, amortismanları. Ve 400 de dolaylı vergileri çıkarıyoruz. Sübvansiyon yok. Yoksa sıfır diyeceğiz. Bu da bize 2700'lük bir milli geliri vermiş olacak. Gayri safi yurt içi hasıla 3000 iken, demek ki bu verilere dayalı olarak bu ekonominin milli geliri 2700 olarak belirlenmiştir diyeceğiz. Bu da B şıkkıyla gösterecek. Kaymakamlık sorusu, 2012 sorusu. Gayri safi yurt içi hasılanın toplam harcamalar yöntemiyle ölçümüne hangisi dahil edilmez? Yatırım harcamaları dahil edilir. Edilmeyeni arıyoruz. Bakanlıklar fark etmiyor. Ne türlü harcama yaparsa yapsın devlet harcaması edilir. Hane halkın yeni konut alımları dahil edilir. Hatta bu yatırım harcaması gibi değerlendirilir. Firmaların tahsis ettiği yeni alımları, devlet bütçesine yapılan neler? Transfer harcamaları. Bunlar toplam harcamalar içerisine dahil değildir. E şıkkı bize cevabı gösteriyor. Yine başka bir soru. Bu da KPSS sorusu arkadaşlar. Önemli sorular. Gelir verilmiş, tüketim verilmiş, yatırım verilmiş, devlet harcamaları verilmiş. Dışa açık bir ekonomiymiş. Bize net ihracat soruyor. Yani NX nedir? Bunu soruyor. Neydi formülümüz? CIGNIX. Bunu unutmayalım. Gelir eşittir 1200. Bunu yaz. 1200 neye eşitmiş? 500 tüketim, 400 yatırım, değil mi? Devlet harcaması 100. Bunlar ne yapıyor? 900 bin yapıyor, değil mi? Peki bunlar bin yaptığı zaman, eğer yurt içi hasılada 1200 ise aradaki fark olan kısım ne olacaktır? Net ihracatı verecektir. Peki net ihracatın 200 olmasının anlamı ne? Demek ki ihracat ithalattan fazla demektir.
Mesela burası şu rakam 1400 çıksaydı net ihracat ne olacaktı? Eksi 200 olacaktı. Yani ithalat ihracattan fazla olmuş olacaktı. Bir ekonomide sermaye stoku hangi durumda azalır? Sermaye stoku üretime yapılan ilaveler. Tüketim yatırımı açtığında, net yatırım sıfır olduğunda burada azalmadan bahsediyor. Net yatırımın sıfır olması azalmaya da artma yok demektir. Aynı kalmış demektir. Tüketim yatırımla bir ilgisi yok. Bu da yok. Yatırımın sıfır olması değişmenin olmadığını gösterir. Amortismanlar gayri safi yatırımdan büyük olduğunda azalır. Yani sermayenin aşınma payı saf olmayan yatırımlardan büyük olduğunda işte bu azalma gösterir. Büyük olduğunda artışı ifade eder. Bu da değil. Bu zaten mal ve hizmetler, vergilerle ilgili bir durum değil. Sermaye ile ilgili bir durum. İşte bahsettiğim kaymakamlık sorusu 93 nominal milli gelir nedir? Nominal neydi? Parasal olandı, değil mi? Parasal, cari fiyatlar. Ya da enflasyondan arındırılmamış nominal. Üzerinde yazılı olan demek nominal. Enflasyon oranının düşülmediği, değil mi? Üzerinden düşülmediği gelir. Dolayısıyla bu da doğru cevabı göstermiş olacak. Genel teori, para faizi istihdamın genel teorisi Keynes'in bir kitabıdır. Bunu sormuşlar 2001'de. Ekonomik tablo Doktor Kenen'in Kezney diye ifade edilir. Bunun bu iki kitabı yine sormuşlar. Makroiktisadın kurucusu olması Fransız Keynes değil de John Maynard Keynes. John Maynard İngilizdir. Doktor Kene Fransızdır. Keynes değildir ama. Keynes İngilizdir. O Keynes diye yazılıyor. Oradaki Kuzney de Kene diye okunuyor. Fransızca ifadesi böyle. Şimdi kapalı ekonomide tüketim verilmiş 1000, tasarruflar verilmiş ve kamu harcamaları verilmiş. Denk bütçe varsa gayri safi yurt içi hasıla nedir demiş. Yine Gignx formülü, 2006 iktisat sorusu, KPSS sorusu. Gignx, kapalı ekonomide tüketim harcaması 1000. Tasarruflar 100 ise arkadaşlar, tasarruflar yatırıma eşit kabul edilir. Böyle bir durumda. Onu da 100 kabul etmemiz gerekir. Çünkü tasarruflarla yapılır yatırımlar. Gelirden tüketilmeyen kısım demek. 300 devlet harcaması, burası 1400 yapıyor. NX'i bulmak için gayri safi yurt içi hasıla denk bütçe varsayım altında gayri safi yurt içi hasıla bunların toplamı olacaktır. Ve bunların toplamı da 1400'e eşit olacaktır. Herhalde bu da anlaşılmıştır. Bakın bu güzel bir şey sorusu. Nominal reel hasıla hesaplama sorusu. Sadece A ve B mal üretiliyor 2010-2011 yılında. Üretim miktarı var. Bunları çarpıyoruz. Önceki yılı veri kabul ediyoruz burada. 2010 hangileri doğrudur diye soruyor. Doğruyu soruyor. Önce bir hesaplayalım bakalım. Şurası 2000 liralık üretim A malından. B malından 2010'da ne oluyor? 100 çarpı 50. 5000 liralık üretim var. 2000, 5000'den 7000. 2010'un parasal milli geliri, nominal geliri 7000. 2011'e bakalım. Üretim miktarı ne olmuş? Düşmüş 150'ye. Ama ne artmış burada? A malına, B malına üretim artmış. Evet. 2011'de A malı 150'ye düşerken B malı 100, 120'ye çıkmış. 2011'de fiyat 2 kat artmış. Ondan 20'ye. Diğer taraftan B malının fiyatı düşüş göstermiş. Ne buluruz buradan arkadaşlar? 2000, 5000 daha 7000 iken burada ne oluyor? 200 çarpı 3000 burası. 4200 oldu değil mi? 4200 oldu. 100 çarpı, pardon, 120 çarpı, şunları çarpıyoruz önce. 150 çarpı 2, şurası 3000. 120 çarpı 40, burası da 4800. 3000 çarpı 4800 ne yapıyor? 3000 artı 4800 A ve B'nin toplamı 7800 yapıyor. Burası neydi? 5000. 5000'den 7800'e çıkmış. Peki bu nominal bir artış var. Şu doğru. 2011'de nominal artmıştır. Çünkü 5000'den
reel olarak artmış mıdır? Bunu ne yapacağız? Bunu yapmak için 200'ü bu yılın fiyatlarıyla çarpacağız. 2011'de üretilen mal hizmet kaç? 150. 150'yi 10'la çarparsak burası 1500. 120'yi 50 ile çarparsak burası ne yapar arkadaşlar? 5 çarpı 12 60. 6000 mi yapıyor? 6000 120 çarpı pardon 120 çarpı 40 yerine 50 ile çarpacağız. 6000 yapıyor değil mi? 6000 yine 2011'deki A cinsinden üretimin 1500, 7500. 5000'e 7500'e çıkmasının anlamı ne? Reel gelir de artış göstermiştir. O zaman bu da doğru. Deflatör o zaman ne olacaktır? Birden büyük müdür, küçük müdür? Deflatör yine birden büyük olacaktır. Dolayısıyla bu da E şıkkını gösteriyor bizim için. Bu hesabı yine evde yapabilirsiniz. Bu uzun ders oldu. Biraz kafamda gitti. Evet, yeter bu kadar. Zaten süremiz de doldu galiba. Başka sorular için de diğer bölüm sonundaki diğer sorularda bakarsanız iyice pekiştirmiş olursunuz. Karşı karşıya kaldığınız sorunları da lütfen yine belirtmekten, yazmaktan çekinmeyiniz. Çok teşekkür ediyorum bugünkü ders için. Bir temel olduğu için oldukça uzun ve etraflıca anlatmak durumunda kaldım.